Muhterem kardeşlerim, biz kendimizi biliyoruz bileli, İslam diyarında hiç savaş durmadı, hiç gözyaşı dinmedi, hiç kan durmadı. Hep zulüm, hep işgal, hep katliam ve sömürü ve hep talan devam etti, devam etmektedir. Yine biz kendimizi biliyoruz bileli, herhangi bir İslam ülkesi ya da İslam milleti herhangi bir Batı ülkesine taaddide bulunmadı. Orayı işgal etmedi, onlara katliam uygulamadı. Onların bize yaptıklarını asla yapmadılar. Münferit bazı istisnalar dışında. Batılı bütün bunu yapıyorken buna rağmen kendisini İslam diyarına demokrasi ve insan hakları getirmek için uğraş ve çaba sarf eden bir barış havarisi olarak da tanıtmayı ihmal etmedi. Elindeki devasa medya gücüyle içimizde o medyanın kuyruğu olan hainler vasıtasıyla kendilerini barış havarileri, bizleri de terörist olarak tanıtmayı da başardı. Düşünebiliyor musunuz? İşgal edenler onlar, katliam yapanlar onlar, talan edenler ve sömürenler onlar. İslam diyarında ümmetin evlatlarından belli bir kısmı sadece kendi mukaddes değerlerini korumak için, kendi vatanlarını savunmak için, kendi namuslarını savunmak için harekete geçtikleri zaman da hemen onlara yaftayı yapıştırdılar. Terörist dediler, dinci terörist dediler, kökten dinci terörist dediler, fundamentalist dediler, şu dediler, bu dediler ve demeye de devam etmektedirler. Bizim kutsal cihadımızı kendi kirli savaşlarıyla karıştırdılar. Aynen Yahudinin fıkrası gibi, Yahudi mazlum bir Müslümanı yakalamış, almış altına öldüresi hem dövüyor hem de imdat kurtarın beni diye bağırıyor. Batının iki asra yakındır İslam diyarına uyguladığı aynen budur. Mazlum bu diyarları altına yatırmış, füzelerle, konvansiyonel silahların binlerce çeşidiyle, kimyasal silahlarıyla, seyreltilmiş uranyum, nükleer silahlarıyla her türlü katliamı yapıyor. Ama diğer taraftan da ey dünya ne olur yetişin, yetişin dünyayı şu teröristlerden kurtaralım demektedirler. O terörist dedikleri sadece kendi ülkelerini korumaya çalışan bu ümmetin yiğit evlatlarıdır. Ha bizim içimizden elbette gerçekten terörist konumda birilerini de devşirdiler, o ayrı bir konu. Daş, maaş gibi konular onların film fırıldaklarıdır. Evet, onlar bir çekseler ellerini bizim diyarlarımızdan, gölge etmeseler biz bütün meselelerimizi hallederiz. Ama bu zalimler, bu kalleşler, bu münafıklar buna devam etmektedirler. Bir zamanlar delikli demir çıktı, mertlik bozuldu diye bir söz vardı. Şimdi her şey delik deşik, her taraf delik deşik. Silahların bin bir çeşidi. Silah, savaş bugün bir endüstridir. Hani bir zamanlar turizm için bacasız endüstri derlerdi. Bacasız fabrika derlerdi. Şimdi savaş batılılar için bacasız fabrikalardır. Onlara her dört bir yandan rantlar sağlamaktadır. Onun için de savaş bitsin istemiyorlar. Bütün İslam topraklarına yaydıkları savaşı, İslam toprakları içerisinde ayakta kalmaya çalışan bir Anadolu toprakları kalmış. Acaba ayağa kalkabilir miyim? Acaba beraberimde ümmetin mazlumlarına sahip çıkabilir miyim? Acaba Afrika'daki açlıktan ölen mazlumlara sahip çıkabilir miyim? Acaba Sisi'nin zindanlarındaki mazlumlara sahip çıkabilir miyim? Şam diyarı yanıyor. Bu yangını söndürebilir miyim diye çırpınan. Bağdat yanıyor. Talan ediliyor. Acaba durdurabilir miyim diye çırpınan Anadolu topraklarına da,
Anadolu insanına da savaşı sıçratmak istiyorlar. Terör belasını 30 yıldır başımıza sardılar bu zalimler. Kesinlikle nerede bir terör ve terörist varsa onun mutlaka arkasında batılılar vardır. İngiltere vardır, İsrail vardır, Amerika vardır. Sair batılı ülkelerin istihbaratları ve bütün güçleri vardır. Bu artık ayan beyandır. Bunlar İslam'ın mukaddes cihadını kendi kirli savaşlarıyla karıştırıyorlar dedik. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve onun raşid halifeleri bir orduyu gönderdiği zaman bir cihada, bir sefere onlara şu talimatı veriyorlardı. Gittiğiniz yerde insanları imana davet edin. Eğer iman ederlerse kardeşlerinizdirler. Sakın ha onlara ilişmeyin. Eğer iman etmeyi kabul etmezlerse cizye vererek İslam diyarının aziz bir vatandaşı olarak yaşamayı kabul ederlerse yine barışı teklif edin, savaşmayın. Bunu da kabul etmezlerse Allah'ın emriyle onlarla savaşın. İlahi kelimetullah için. Ama savaşırken de kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, yaşlılara dokunmayın, hayvanlara dokunmayın, havrasında, kilisesinde, ibadetteki abidlere dokunmayın, ekinleri yakmayın, bahçeleri talan etmeyin diye talimatlar veriyorlardı. İslam cihadının hedefinde toprak işgal etmek yoktur. İntikam duygularıyla kan dökmek, insan katletmek yoktur. Ganimet devşirmek yoktur. Cihadın bir hedefi vardır. Allah'ın dinini daha geniş kitlelere duyurmak ve kabul ettirmek. İnsanları insanlara kulluk yapmaktan kurtarıp Allah'a kul yapmak. İnsanları cehennemlik olmaktan kurtarmak, cennetlik olmalarını sağlamaktır. İslam cihadının sadece gayesi budur. Batılılar bunu anlayamazlar. Savaşı endüstri ve geçim kaynağı olarak gören batılılar, bir taraftan insan haklarından bahsederken bir taraftan insanlığa kıyanlar. Muhterem kardeşlerim, bugün binlerce çeşit silahlar üretildiğini, icat edildiğini ve her gün yenilerinin icat edildiğini hepimiz biliyoruz. Dedik ki savaş bacasız endüstridir artık. Batılılar için geçim kaynağıdır. Savaş devam etmeli. Terör olmalı ki onlar silah satsınlar. Silah fabrikaları çalışsın. Silah şirketleri karlarına kar katsınlar. Savaş devam etmeli ki onlar İslam diyarının enerji kaynaklarına konup bunu sömürebilsinler. Bugün dünya enerji kaynaklarının %90'ının İslam diyarında olduğunu artık herkes bilmektedir. Bu savaşlar sayesinde İslam diyarındaki petrol, doğalgaz, uranyum vesaire, bor vesaire de sırada. Bütün bunların hepsine el koymakta ve talan etmektedirler. Yeni silahlarını denemektedirler. İslam diyarını poligon ve atış alanı olarak kullanmaktadırlar. Savaş devam ettikçe silahların reklamını yapacaklar. İşte bakınız nasıl da imha ediyoruz diyecekler. Organ mafyaları daha çok kazanır savaşlar devam ettiği zaman, terör devam ettiği zaman. Çocuk mafyası karlarına kar katar. Fuhuş sektörü karını katlar. Uyuşturucu mafyası karını katlar. Antika eserler, tarihi eser kaçakçılığı zirve yapar savaşlar devam ettiği zaman. Bütün bunların organ mafyası, çocuk mafyası, fuhuş sektörü, uyuşturucu mafyası ve tarihi eser kaçakçılığı sulh zamanında, barış zamanında bile ne kadar büyük sermayelere sahiptirler ve ne kadar büyük paralar döndürmektedirler. Bunu biliyoruz. Ama puslu havada, savaş ve terör gölgesinde bunların ne kadar katlandığını varın siz hesap edin. Bunları biz anlayamayabiliriz. Olur mu canım diyebiliriz. Nasıl olur insanlar 3-5 kuruş para için organ mafyası yapar?
uyuşturucu mafyasını çalıştırır. Nasıl olur insanlar sakat kalsın ki onlara medikal malzemeler satalım, ilaçlar satalım? Evet. Bugün batılı şirketler, batılılar bu savaşlar ve terör sayesinde ilaç satışlarını katlamaktadırlar. Medikal malzemelerini katlamaktadırlar. Sadece son 15-20 yılda kaç milyon insanın gözsüz, bacaksız, kolsuz kaldığını biliyor muyuz? Bunların hepsine suni kollar, suni bacaklar üretip onlara büyük büyük paralarla satıyorlar bu mazlum insanlara. Bombardıman yaparak sakat bıraktığı insanlara ürettiği bu kol ve bacakları satarken, ya da bazen de kendi vakıfları ve dernekleri, bazen de artistleri vesaireleriyle bütün medyayı arkalarına alıp fotoğraf da çekiyorlar. Bakın diyorlar, falan artist Suriye'deki yetim sakatlara şu kadar suni bacak hediye etti, tekerlekli sandalye hediye etti diyorlar. Vay be, cana minnet, ne kadar iyi insan bunlar. Bu zalimler var ya, bu zalimler işte böyle kahpe ve kalleştir. Zalimi ve mazlumu mümin tanımalı, tavrını ona göre koymalı. Zalimi ve zulmü reddetmeli, mazlumun yanında olmalı. Ve zalime demeli ki, ey kafir, çekil benim ülkemden, çek elini kanımdan, çek ayaklarını çizmelerini benim pak vatanımdan. Benim yetimlerimin boğazından çek elini demeli. Senin elektrikli sandalyelerin başını yesin, medikal malzemelerin başını yesin. Milyon milyon sakat bırakıyorsun. 15-20 tanesine medyanın önünde reklam olsun diye tekerlekli sandalye bağışlıyorsun. Ondan sonra da insancıl oluyorsun, barışçı oluyorsun, öyle mi? İslam ümmeti ise terörist. Bütün bu zulümler ve vahşetler yaşanmasın diye kanını, canını ortaya koyan bizim şehitlerimiz ve mücahitlerimiz terörist onlara göre. Bu zalimleri tanımak lazım muhterem kardeşlerim. Yine savaşlar devam etmeli ki inşaat sektörü zirve yapmalı. Ekip ve ekipmanları çok daha fazla satılmaları. Ülkeler harap olmalı. Şehitler, şehirler harap olmalı, tekrar yapılmalı, yine harap olmalı, yine yapılmalı. Hele hesaplayın, Gazze kaç defa harap oldu, yapıldı. Bağdat diyarı kaç defa harap oldu, yapıldı. Şam diyarı kaç defa harap oldu, yakıldı. Hama'ya ne oldu? İslam diyarının birçok yerinde, Afganistan'da neler oluyor, Keşmir'de neler oluyor, Doğu Türkistan'da neler oluyor, Bosna'da neler oldu, Azerbaycan'da neler oldu? Hiçbir Batı ülkesinde bu bahsettiğimiz zamanlar içerisinde bu saydıklarımızın binde değil milyonda biri hiç oldu mu? Olsaydı onlar yine böyle kör, sağır ve dilsiz mi davranırlardı? Savaş baronlarına lanet olsun. Onlara alkış tutanlara lanet olsun. Onlara destek verenlere lanet olsun. Medyalarıyla terörü kışkırtan ve onlara destek verenlere lanet olsun. Allah Celle Celaluhu elbette bu zalimlerin defterini dürecek ve onların hesabını bir gün görecektir. Allah Celle Celaluhu henüz bu dünyadayken Firavun'un sonunu müminlere gösterdi. Nemrud'un sonunu gösterdi. Karun'un, Ebrehe'nin sonunu gösterdi. Bu asrın Firavun, Nemrud, Ebrehe ve Karun'larının da sonunu bu asrın mazlumlarına inşallah gösterecektir. Ama bütün bunların olabilmesi için muhterem kardeşlerim, biz ümmet olarak kendimize geleceğiz. Bunlar bizi bölmeye çalıştıkça biz birlik ve bütünlük için çalışacağız. Bunlar düşmanlığı aramızda yaymaya çalıştıkça biz kardeşliği yayacağız. Biz inadına barış diyeceğiz. İnadına birlik ve beraberlik diyeceğiz. Ama elbette bize uzanan ellere karşı da boş durmayacağız. Bize uzatılan namlulara karşı da boş durmayacağız.
Ama biz onların yaptığını yapmayacağız. Çünkü Rabbimiz emrediyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُهُ وَاَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ Bir kavme olan kininiz onlara karşı adaletsiz davranmaya sizi sevk etmesin. Siz adaletli davranın. Adalet takvaya daha uygundur diye emrediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah her şeye iyi davranmayı ve iyi yapmayı emretti. Öldürdüğünüz zaman bile acı çektirmeden en güzel bir şekilde öldürün. Bir koyunu kestiğiniz zaman bile ona acı çektirmeyin. Bıçağınızı bileyleyin, keskinleştirin. Hayvanı rahatlatın diyor. Kurban bayramı geldiği zaman bu hadisi çokça duyacaksınız. Benim dinim hayvana bile merhameti emrediyor. Benim peygamberim hayvanın yüzüne, suratına, kafasına vurmayın diye emrediyor. Ona fazla yük bile yüklemeyin diyor. Peki ya bu zalimlerin insanlığa yaptığı nedir? Bütün bu yaptıklarının yanında bir de insan haklarından bahsetmesi ne kadar çirkin. Zalimi tanıyalım ve karşısında duralım. Mazlumun yanında olalım. Birliği ve beraberliği kendi aramızda daha da sıklaştıralım.